Işık karanlık arası sürüp giden bu uzun seyahatte her zaman hedeften gelebilecek bir kısım tecelli paketleriyle karşılaşmak mümkün. Hedeften gelebilecek tecelli paketleri. Işığa doğru yürüyorsunuz, karanlıklardan kendinizi koruyarak yürümeye çalışıyorsunuz ışığa doğru ve o varmaya çalıştığınız menzilden, hedeften size ne geliyor? Tecelli paketleri geliyor. Bu tecelli paketleri çeşitli suretlerde gelebilir size. Tecelli paketleri. Ne olarak gelir? Zuhurat olarak gelir. Kalbinize inşirah olarak gelir. Ruhunuza sekinet olarak gelir. Efendim bir teveccüh sinyali olarak gelir. Rüya olarak gelir. Tevafuk olarak gelir. İdrak olarak gelir, inbisat, inkişaf olarak gelir. Çeşitli suretlerde hediye paketleri gelir size, tecelli paketleri. Bunlarla karşılaşmak bu uzun seyahatin içerisinde her zaman mümkün. Siz de karşılaşıyorsunuz zannediyorum. Yürürken çeşitli hediye paketleriyle karşılaşıyorsunuz bu uzun yolculukta. Bunu göz ardı etmeyin. Yani yollarınızın nasıl aydınlatıldığını, nasıl sarpa saran yolların birdenbire selamete çıktığını, nasıl engebelerin aşıldığını, nasıl o patikaların şehrahlara çıktığını Cenab-ı Hak size gösteriyordur. Öyle değil mi sen annem? Gösteriyordur Rabbim. İşte onlar hediye paketleri, tecelli paketleri. Onlarla karşılaşmak mümkün olabileceği gibi mukadder bütün vâlitlerin yolculuk sonrası bir iltifat teşrifatına bırakılması da söz konusudur. Şimdi burada makalenin içerisinde sıkça geçecek kelimelerden bir tanesi bu. Varit, onun çoğulu olarak da varidat. İşte bu hediye paketlerine varidat diyoruz biz değerli dostlarım. Tecelliler, zuhuratlar, efendim tevafuklar, inayetler, inşirahlar, inbisatlar, kolaylaştırmalar, tesihler, bütün bunların hepsi aslında yolumuzu aydınlatan, yolda yürümeyi kolaylaştıran, elimizden tutulan, yolda karşılaştığımız hediyeler. Hoca Efendi onlara armağanlar diyor. İşte varidat bu armağanlara diyeceğiz. Varit çoğulu olarak da varidat. İşte mukadder bütün varitler yollarda sizi karşılayabilir. Ama şöyle de olabilir, Cenab-ı Hak sizi o yolda yürütür de varidatı yolculuk sonrası bir iltifat teşrifatına da bırakabilir. Yani yollarınız böyle kolaylaşmaz, gittikçe daha çok sarpa sarar, yorulursunuz, daralırsınız, bunalırsınız. Ama sonunda Cenab-ı Hak sizi vardığınız menzilde bir iltifat teşrifatıyla ağırlar. Orada da bırakılıyor olabilir. Bu da mümkün diyor Hoca Efendi. Mukadder bütün varitlerin yolculuk sonrası bir iltifat teşrifatına bırakılması da söz konusudur. Öyle ki her yolcu bu uzun yollarda bazen uzakta hayal meyal çakan bir şua ile ürperir. Yürüyorsunuz yolda, bazen uzakta hayal meyal çakan bir şua görüyorsunuz, bir aydınlık ama uzakta görüyorsunuz onu. Ve ürpertiyor bu sizi. Bazen sadakat testine tabi tutulmuşçasına ömür boyu bir tek şule dahi göremeyebilirsiniz. Bu da sizin sadakat testiniz olur. Ömür boyu bir tek şule bile göremeyebilirsiniz. Ama bazen de geçtiği yollarda her tarafın ışıklarla tüllendiğini görebilir. Bazen uzakta bir şule görür. Bazen ömür boyu sadakat testine tabi tutulur. Ama bazen bütün yol ışıklarla tüllenir ve o ışıklarla tüllenmiş yolu temaşaya durur. Bazen de bu da çok güzel, aralanmış bir gaybi panjurdan gizli gizli gözetiliyor olduğunu hisseder. Bakın, aralanmış gaybi bir panjur. Oradan gizli gizli gözetiliyor olduğunu hisseder. Bakın nasıl bir ihsan şuuru bu. Hisseder gibi olur. Ve haşiyetle göz, kulak, dil, dudak kesilir. Saygıyla gerilir, göz, kulak, dil, dudak kesilir. Kesilir ve imanı sayesinde kendisine açılan böyle bir tarassudu, kendisine açılan böyle bir rasat kapısı.
rasat penceresi, panjur aralandı ya, dil, dudak, göz, kulak kesildi o da. Kendisine aralan o panjurdan o gayb alemlerini seyreder, metafiziğe açılır, manaya açılır, ruha açılır, maiyete yaklaştığının emaresi gibi değerlendirir gördüğü şeyleri. Maiyet Allah'la beraber olmak, göğüsleyeceği ipe iyice yaklaşmış bir koşucu gibi daha da heyecanlanır. Son parkurda bilirsiniz koşucular son parkura girdiklerinde daha heyecanlanır ve hızlanırlar, hız alırlar. O da işte kendisine açılan bu tarassut kapısını hissettiğinde daha da heyecanlanır, daha da hızlanır, şahlanır. Hatta böyle bir seyahatte melekleri iştirak ettiği hissiyle öyle bir coşar ki kalbinin ritminde bütün göklerin ahenginin sesini duyar. Şu ifadenin güzelliğine bakın. Kalbinin ritminde bütün göklerin ahengini duyar. O ahengin sesini kendi kalbinin ritminde duyar. Evet değerli dostlar, bu yolda basiret ve idrak erbabına yerinde sağanak sağanak, yerinde de çiseleme ve çiğ şeklinde gelir varitler. Şimdi dikkat edin, yolda olmaktan bahsettik yol mülahazasında. İkincisi mürşidi kamile, yani bir rehbere duyulan ihtiyaçtan bahsettik. Üçüncüsü de şimdi siz bu yolda yürüyorsunuz, hakka doğru, hak yolcusu olarak yürüyorsunuz. Allah da sizi yalnız bırakmıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Varidatla yolunuzu aydınlatıyor. Varidat kelimesi de bu dersin anahtar kelimelerinden bir tanesi, varit ve varidat. Siz de bu kelimeyi lütfen kalbinizin üzerine yazın. Literatürünüze, kelime hazinenize ekleyin. Bu yolda basiret ve idrak erbabına yerinde sağanak sağanak yağıyor o varitler. Yerinde de çiseleme şeklinde geliyor. Bazen böyle sağanak yağmurlar halinde Allah'ın hediyeleri, armağanları üstünüze yağıyor. Bazen de çiğ şeklinde geliyor. Hep ayrı değer, hep aynı değer, aynı evsaf, aynı renk, aynı şive, aynı dalga boyunda gelmiyorlar. Ben yol boyunca hep aynı dalga boyunda varitler gelmiyor. Aynı değer de gelmiyor, aynı vasıflar da gelmiyor. Bazen bir rüya görüyorsunuz, rüya şeklinde geliyor size. Bazen çözümsüzmüş gibi gördüğünüz bir şeyin çözüldüğüne şahitlik ediyorsunuz. Bazen bir mucizeye şahitlik ediyorsunuz. Bazen değerli dostlar, kalbinize bir inşirah suretinde geliyor. Bazen işleğinizin kolaylaştırılması suretinde geliyor. Bazen çiseleyerek, bazen yağarak geliyor. Yol boyu her zuhur ve tecelli, inancı ve ihlası ilk şart olmak üzere her hizmet erinin ufkunun berraklığı, gönlünün şeffaflığı, idrakinin enginliği ve metafizik yanının derinliği ölçüsünde sık sık karşılaşacağı birer seyahat armağanıdır. Bakın bunların hepsi bu varidat, birer seyahat armağanı. Yani yolda olana var varidat. Yola çıkmamış olana, bunlar yola serpiştirilmiş ya, yollara serpiştirilmiş bu varidat. Dolayısıyla siz yoldaysanız bunlardan istifade edebiliyorsanız, yoldaysanız onları bulup alabiliyorsunuz, yoldaysanız üzerinize o yağmurlar yağıyor. Ama ne nispetinde yağıyor? Bakın, inanç ve ihlas ilk şart olmak üzere. O yolda inançla ve ihlasla yürümek ilk şart bu. Sonra ufkunuzun berraklığı, gönlünüzün şeffaflığı, İdrakinizin enginliği ve metafizik yanınızın derinliği ölçüsünde. Ne güzel ölçüler değil mi? Metafizik yanınızın derinliği ölçüsünde sık sık karşılaşacağı birer seyahat armağanıdır. Sık sık karşılaşırsınız. Adeta böyle ne oluyor diyecek kadar sık sık karşılaşırsınız. Çünkü bunlar birer seyahat armağanıdır. Bu armağanların kimisi mahfazasından bellidir. Mahfaza, armağanları koyduğumuz hediye paketleri mahfazalar, muhafaza paketleri. Bazıları hani paketinden anlaşılır içinde ne var diye. Bazı ilahi varidat paketinden anlaşılır içinde ne var diye.
mahfazasından bellidir ve şuurla buluşur buluşmaz da hemen şükre dönüşür. Mahfazasında bellidir ve şuurla buluşur buluşmaz hemen şükre dönüşür. Yani onu fark ettiğiniz anda görürsünüz çok ayan, çok beyandır. Bazıları işte bu mahfazasından belli olarak gelenler çok ayan beyan olarak gelirler. Siz onu şuurunuzda hemen buluşturur ve şükre dönüştürürsünüz. Ama kimisi motif ve semboller ambalajlıdır. Sembollerle, motiflerle gelir karşınıza. Onu çözmeniz gerekir. Ancak dikkat ve basiret nurlarıyla çözülebilir. Dikkat ederseniz, basiret nuruyla bakarsanız görebilirsiniz onu. Birisi bir şey söyler, bir insanı kamil bir şey söyler, onda size dair bir mesaj vardır. Ama siz ancak dikkat ederseniz o motifi çözebilirsiniz. Ancak dikkat ederseniz onun size dair olduğunu anlarsınız. Dikkat etmezseniz umuma söylenmiş bir söz olarak onu görürsünüz. İkincisi bakın, birincisi mahfazasından belli. İkincisi motif ve semboller ambalajlıdır. Ancak dikkat ve basiret nurlarıyla çözülebilir. Kimisi cismaniyet ve beden ufkuna çarparak simsiyah bir örtüye bürünür. O da görünmez. Gelir, o varidat gelir ama sizin gaflet anınızdır, sizin cismaniyetinize çarpar, sizin beden ufkunuza çarpar ve simsiyah bir örtüye bürünür. Ve hakla münasebetinizi yenilememesi ve olumlu yorumlara kapıların aralanmasını bekler. Biz onu ancak ne zaman çözebiliriz biliyor musunuz? Hakla münasebetimizi yenilediğimizde çözebiliriz. O yine gelir ama simsiyah bir örtüye bürünür. Biz hakla münasebetimizi yenilediğimizde dönüp geriye bakar, ha o şuymuş deriz. Dönüp geriye bakar, aa o onun için böyleymiş deriz. Simsiyah bir örtüye bürünüp hakla münasebetimizin yenilenmesini bekler, olumlu yorumlara kapıları aralamamızı bekler.